Günaydın efendim. Sağlıklı Hayat programına hoş geldiniz. Önce konumuza ilişkinen sorumuz, daha sonra buradayız. Sağlıklı Hayat'ta bugün kalp ameliyatlarını konuşuyoruz. Kalp ameliyatları hangi durumlarda yapılır? Riskleri nelerdir? Tüm sorularınız ve cevapları için kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenal stüdyo konuğumuz. Evet efendim, kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenal hocamızı ağırlıyoruz. Bugün kalp ameliyatlarına, kalp sağlığına ilişkin önemli açıklamalarında sizlerle birlikte bilgileri daha çok öğrenmiş olacağız. Özellikle efendim sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkardığını uzmanlarımız dile getiriyor her programımızda. Biz de bugün nasıl korunmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle kalp ameliyatlarının genç yaşlara kadar inmesindeki perde arkasındaki sıkıntılar nelerdir? Hepsini öğreneceğiz ama değerli hocamız öncesinde sizler adına ve ekibim adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hocam sessiz iskemi tıp dilinde gizli kalp hastalığı özellikle efor sırasında ya da ani ölümler sonrasında ortaya çıktığını siz değerli hocalarımız dile getiriyor. Peki nasıl korunacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Özellikle baş ağrısı, göğüs ağrısını dikkate almayanlar bu, daha risk altında olduğunu dile şöyle, getiriyor. Sessiz iskemi dediğimiz, şimdi bu ateroskleroz dediğimiz damar sertliği başlıyor. Evet. Bu tarz çocukluk yaşlarından aslında itibaren başlıyor. Özellikle ailesel yatkılı olanlarda, yüksek kolesterol olanlarda, işte şeker hastalarında, sigara içenlerde bu biraz daha hızlı ilerliyor. Bu sessiz iskemi dediğimiz, şöyle, bu grup tabii şanssız grup. Evet. Yani bunların çoğu böyle ani kalp kriziyle geliyorlar. Şimdi kadar hiçbir şikayeti yoktu adamın. İşte birden gitti. Evet. Yani bu çok sık, sen dediğin gibi %20 civarında bir oran bu. Yüksek bir oran, yani hiçbir belirti vermeden. Aslında belirti verse, bir daha önceden hani yol yürürken göğsünde bir ağrı olsa, bir şikayet olsa, bunlar daha önceden geliyor. İşte anjiyosunu yapıyoruz, işte gerekirse stent takıyoruz, gerekirse bypass yapıyoruz. Bu şekilde kurtarabiliyorlar. Ama bu grup işte hiçbir belirti vermeden, hiçbir şikayet yokken ani kalp kriziyle geliyor ve en şanssız grup. Bunlarda da ani ölüm oranları da maalesef yüksek. Tabii bunu nasıl anlayacağız? Yani anlamak çok zor. Evet. Yani özellikle ailesinde kalp hastalığı olanlar, bu damar tıkanıklığı olanlar, işte anjiyo yapılmış, stent takılmış, bypass yapılmış kişiler, sigara içiyorsa, işte obezite varsa, kolesterol yüksekse, şeker hastalığı varsa, bunların çok daha erken yaşlarda kalp krizi geçirme ihtimalleri yüksek. Ve hiç de belirti vermeyebilir. Yani bu belirti vermeden nasıl anlayacaksınız? İşte evet, doktora gideceksiniz. Yani hiçbir şikayetiniz olmasa bile, hiçbir belirti vermese bile, en azından işte bir ekoydu, efor testiydi, sintigrafiydi, gerekirse anjiyoydu. Evet. En azından orada bir darlık var mı yok mu tespit etmekte. Öncesinde, yani kriz geçirmeden öncesinde tespit etmekte fayda var. Yani kriz geçirdikten sonra zaten işin bir kısmı dediğimiz gibi çoğu kaybediliyor. Kriz esnasında kaybediliyor. Evet. Kriz atlatsa bile kalpte ciddi hasarlar oluşuyor. Ondan sonra kalp yetmezlikler olabiliyor. Yani bypass bile yapsak, stent bile yapsak çok bazen işe yaramayabiliyor. Evet. Bunun önemli olan kriz geçirmeden müdahale etmek. Yani anlamak zor hakikaten. Öyle kolay bir şey değil. Ama işte özellikle dediğim gibi risk grubu kişilerin ailesinde, dayısında, teyzesinde, amcasında, işte annesinde, babasında, büyük baba, annesinde falan, kim derlerde. Kuşaklar işte, arası. Kuşaklarda. Evet. Damar tıkanıklı hikayesi varsa, işte ani kalp krizi geçirmiş, genç yaşta kalp krizi geçirmişlerse özellikle, çoğu geliyor, hastaların bir kısmı söylüyor, işte babam işte 50 yaşında kalp krizinden öldü diyor mesela. Evet. Yani bu böyle bir grup olanlarda çok daha dikkat olması lazım. Yani bu, özellikle bu grubun zaten kesinlikle sigara içmemesi lazım. İşte obezite olmaması lazım. Kilo almaması lazım kesinlikle. İşte en azından düzenli spor, yani hani ağır spor olmasa bile en azından hafif koşu, hafif yürüyüş bile yeterli bizim için. İşte şeker hastalığına yakalanmaması lazım. Zaten eğer obeziteden uzak durursa, zaten düzenli spor yaparsa da şeker hastalığına da uzak duracak doğal olarak. İşte sigara içmediği zaman da en azından bu riski azaltabiliriz. Tabii bu ani kriz dediğimiz olay, yani
damarlarda bir darlık gelişmiş. Damarlar içerisinde, endotel arasında, içinde plaklar oluşmuş. Ateroskleroz dediğimiz plaklar oluşmuş. O kalp krizi nasıl oluyor? Oradaki plağın çatlaması. Oradaki plak belirli bir şekilde büyüyor ve en sonunda orası rüptür oluyor. Yani çatlıyor. Çatladığı zaman da nasıl bir yerimizi kestiğimiz zaman vücut oraya hani kan pıhtılaşma elemanlarını götürüyor, tıkıyor. Orayı da aynı kanama gibi düşünüyor vücut. Kan hücreleri öyle algılıyor ve gidiyor orayı hem pıht elemanlarını yoluyor, orayı tıkıyor. Ve o damar hemen anında tıkanıyor. Evet. Ya aslında orada belki öncesinde çok ciddi bir darlık yoktu. Belki de %50, %60 bir darlık vardı. Kritik bir darlık yoktu. Ama oranın işte çatlaması sonucu ve birdenbire aniden tıkanabiliyor ve aniden işte kalp krizi oluşuyor. O damar tamamen tıkanıyor çünkü orada pıht hücreleri oraya birden birikiyor ve kalp krizi gelişiyor. Şimdi siz değerli hocalar, evet. Yani bunu engellemenin yolu da işte yani sigara çok burada çok önemli. Mesela sigara içenlerde bu ani çatlama ve orada pıht oluşması 3 katı içmeyenlere göre daha fazla risk. Yani sigara o zaman içen ve içmeyen arasında 3 katı en az 3 katı fark var yani. Evet tabii. Şimdi yine sizin özellikle danışanlarınızla, diyaloglarınızla yapmış olduğunuz efor, holter, EKG taramaları sonrasında Ahmet Bey ya da Mehmet Bey ya da Ayşe Hanım diyorsunuz ki tetiklerinizde kalp krizi geçirdiğiniz gözüküyor. Ama kişi de diyor ki doktor bey ben normal işimi gücümü yapabiliyorum, sosyal etkinliklere katılabiliyorum, bana bir şey olmuyor, nasıl fark etmedim yani diye. Şöyle kalp krizi... Evet. Bazen yani kalp krizi biliyorsunuz, kalp krizi aslında bir göğüs ağrısı. Evet. Şimdi göğüs ağrısı çok tipik olmayabiliyor. Özellikle bazen yani özellikle şeker hastalarında hiç ağrı duymayabiliyor. Onların çünkü ağrı sinir uçları harap olduğu için zaman içerisinde nöropati geliştiği için ağrıyı zaten duymuyorlar. Hani hafif bir nefes darlığı gibi algılıyor falan. Bir kısım öyle, bir kısım da mesela kalbin arka duvarındaki damar tıkandığı zaman mide ağrısı gibi geliyor. Mesela uzun süre midesi ağrıyor. Mesela 3 saat midesi ağrıdı geçti. Zaten sana kalp krizi bu. Ya da ağır ama yemek yedi. Hasta, ama evet. Hasta kalp olduğunu anlamıyor. Mide ağrısı gibi algılıyor. Mide vuruyor, evet. Yani bunun gibi bir takım böyle çok krizler olabiliyor ve çok fark edilemiyor. Ama büyük krizler özellikle kalbin ön yüzünü tutan damarlarda onlar genelde kriz olduğunu anlarlar. Yani. Çünkü çok, çok ağır seyrediyor. Onun ağrısı çok kötü bir ağrıdır. Kalp krizi ağrısı aslında. Yani dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Tarif edilmeyen bir ağrı, evet, tarif değil mi hocam? Bir ağrı. Daha çok böyle hani ölüm korkusu veren, boğuluyor hissi veren, üzerine işte birisi oturuyor, seni basıyor gibi bir his veren kötü bir ağrıdır. Yani onun için genelde kalp krizi ağrıları çoğunlukla hissedilir ama bir kısım hissetmeyebilir. Özellikle gibi, şeker hastaları, evet, dediniz. Şeker, evet. Bayanlar özellikle biraz çok atipik bulgular veriyor. Çok tipik tariflemeyebiliyorlar. İşte nefesim daralıyor, işte sırtım ağrıyor falan gibi böyle müpem şikayetleri verebiliyorlar. Ama biz bunları tabii EKG'ye baktığımız zaman hani kalp krizi geçirdiğini falan anlayabiliyoruz. ECO'da ve EKG'de anlaşılabiliyor. Tabii bu tür hastalara hemen ileri tetkikler işte ECO'ydu, gerekirse anjiyo'ydu bakmak gerekiyor. Burada en altın standart anjiyo değil mi hocam? Tabii yani sizin zaten bu işi anjiyosuz mümkün değil. Yani damarları da hani ne kadar tıkanıklık var, var mı, kalp krizi geçirmiş mi, darlık var mı? Bunu ancak anjiyonu anlayabiliriz. Yani ondan önceki tetkikler, işte biz anjiyo yapalım mı ya götüren tetkikler, işte sintigrafiydi, efor testiydi, ECO'ydu, EKG'ydi. Bunları işte anjiyo yapalım mı ya cevabını almak için yapıyoruz biz bunları. Eğer bunlarda şüpheli bir şey görürsek, hastanın kliniği de tabii önemli. Yani efor testiydi, sintigrafiydi bunlar %30'lara falan yanılma payları var. Yani hani hastanın kliniği çok tipik ise, mesela efor anjinası dediğimiz böyle eforla yürüdü, ağrısı oldu, durdu, geçti. Yürüdü, ağrısı oldu, dinlendi, geçti. Bu çok tipik bir anjina pektoris diyoruz buna, göğüs ağrısı. Yani bunu olduğu zaman zaten direkt zaten hemen hemen anjiyo yapmak gerekiyor. Yani efor testi yapıyoruz. Efor testinde aslında hiç normalde çok bir şikayet olmuyor. Efor testinde EKG'de değişiklikler görüyoruz. O zaman bu sessiz iskemi dediğimiz belki bu şekilde yakalayabiliyoruz bu sessiz iskemileri efor testiyle. O zaman hemen direkt anjiyo alabiliyoruz.
Yani hem klinik önemli hem de anjiyo öncesi tetkikler önemli. Ama kesin teşhisi tabii ki anjiyona koyuyoruz. O zaman efordan başlayarak hocam, eforda kişi ağrı, yanma mı hissediyor tabii, oradaki yani işaretlerin? Bizde önemli olan efor anjinasıdır. Yani kalp hastalıklarında en önemli bulgu odur. Zaten hani bazen hani gençlerde ve çocuklarda falan oluyor. Hani çok ağrım oluyor, çok ağrı belli bir bölge gösteriyorlar, nokta. Şurası çok ağrıyor, işte kalpte çıkıyor. Onların çoğu aslında kalp ağrısı değil. Bizim yani kalp ağrısı daha çok şüphelendiğimiz durumlar eforla gelen ağrılar. Çünkü efor esnasında diyelim ki bir yerde bir damarda bir darlık var. %80-90 darlık var. Bu ıstırat halindeyken oraya kan az gidiyor ama ıstırat halinde kalp çok hızlı çalışmadığı için o çok hasta bir şey hissetmiyor. Ama diyelim ki %90 darlık var ve sen efor yaptın. Efor yaptığın zaman ne yapıyor? Kalp çok hızlı çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü daha çok vücuda oksijen, oksijen götürsün diye. Daha çok çalışmak gerekiyor. Daha çok çalıştığı zaman çok daha efor harcıyor ve oraya darlık var ve az kan gidiyor. Kan miktarı azalıyor. Doğal olarak istediği miktarı alamıyor ve bu sefer ağrı duyuyor. Yani aslında kalp belir ağrısının mekanizması bu. Ve hastalar bu şekilde efor esnasında ağrı duyduğu zaman biz tamam diyoruz. Bunda büyük ihtimalle darlık var, kritik darlık var. O zaman anjiyo yapıyoruz. İşte daha sonra da stentli, bypasslı. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şimdi hem bir hemşire yardımcınız hem de doktor kontrolünde yapılan efor kontrolünde 100'e kadar gördüğüm bir rakam var. 1 ile 100 arası yanlış bilmiyorsam. Lütfen uyarın. Oranın derecesi kişi kendi söylediğinde artık yorulduğunu ve oradaki tabii ibrelerden o, dolayı. Tabii o 4-5 basamak var. Basamak basamak çıkıyor. Yani çünkü biz bu hastanın en sonuna kadar yaptırmak istiyoruz. Çünkü yani kalbin hızlanması lazım. Yani efor testinin anlamlı olması için kalbin hızlanması lazım. Kalp gitmek. Hızlanmazsa zaten efor testinin çok bir anlamı yok. Hı hı. Onun için zaten efor testi öncesi evet. O bazı kalp yavaşlatıcı ilaçlar var. Aslında onları kesmek lazım. İşte beta bloker grubu ilaçları falan ki hani kalp hızlansın ki hızlandığı zaman belirti versin. Yoksa öbür türlü belirti vermez. Kalp hızlanmazsa çok bir anlamı yok efor testinin. Onun için de biraz da koşması lazım tabii ki. Hızlandığı zaman zaten belirtiler çıkıyor. EKG'de o değişiklikleri görüyoruz biz. Ve göğüs ağrısını. Bazen işte göğüs ağrısı olmayabiliyor ama en azından göğüs ağrısı olmasa bile EKG değişikliği oluyor. Oradaki ritim değişikliklerinden oradan fark anlıyoruz. Ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim telefonları alacaktım ama cevabını aldığımız için teşekkür ediyoruz sizlere. Özellikle ilaç kullanan, tansiyon ve şekerle ilgili, kalp sağlığı ile ilgili öncesinde sıkıntısı olanlar ilaç kullanıyorduk. Kesmemiz mi gerekir diye sorular gelmişti. Siz de birkaç gün öncesinden ara vermek gerekir yani demiştiniz. Eğer efor testi yapılacaksa ve ritim yavaşlatıcı ilaçlar var ise onları yani en az bir 2-3 gün önceden kesmek lazım. Evet. Şimdi anjiyo ile ilgili bilgi istiyorsunuz. Anjiyo ile ilgili bilgileri alalım sizlerle birlikte. Anjiyo ile ilgili özellikle BT anjiyo sundular bize. Normal anjiyo ile arasında fark nedir diye soruyorsunuz. Değerli hocamız da dinleyelim. Şimdi BT anjiyo tabii çok daha pratik. Yani mesela küçük bir damar yolu giriliyor ve oradan kalbin tomografisi çekiliyor ve radyo PAK madde verilerek de damarlar görüntüleniyor. Tabii şu anda yani altın standart hala normal bizim klasik anjiyomuz. Yani BT anjiyo aslında bayağı bir gelişti. Ama okuması falan biraz daha zor. Teknik olarak biraz daha zor bir yöntem. Anlamak her zaman %100 değil. Ve BT anjiyonun da işte dezavantajları yani kesin karar veremiyorsunuz. Diyelim ki şurada şu kadar darlık var. BT anjiyo yaparak biz hani hadi sana bypass yapalım. Hadi sana stent yapalım diyemiyoruz. Sadece BT anjiyo bize orada darlık var mıdır? Problem var mı? Orada kireçleme var mı? Onu gösteriyor. Yani bize bir ön bulgu veriyor aslında. Yani hani sessiz iskemi falan diyoruz ya. Mesela ailesinde işte kalp hastalığı var. Kendisi risk grubunda. Bu tür hastalara hiçbir şikayeti yok. BT anjiyo yapılabilir mesela. BT anjiyo ile acaba damarlarda bir darlık var mı yok mu? Bir problem var mı? Onu anlayabiliriz. Ama kesin bir işlem yapmak için normal klasik anjiyo yapmak lazım. Yani bir stent yapacaksak mecbur zaten anjiyo yapacağız. Eğer bypass yapacaksak da biz BT anjiyo yaparak burada darlık varmış diye bir
ameliyat yapmıyoruz. Muhakkak yine klasik anjiyo yapıyoruz. Şimdi efendim, ailesinde kalp hikayesi olmayanlar bize ulaşmış durumda. Yaşı var mıdır normal anjiyonun ya da beta anjiyonun diye soran izleyicilerimiz? Yok, yaş yok. Yani risk grubundaki kişilere hani direkt anjiyo yapmayalım, klasik anjiyo yapmayalım, şey yapalım diye yapılabilir. Ama risk grubunda değilse de kontrol amaçlı yaptırabilir. Kontrol amaçlı yapılabilir. Yani sonuçta basit bir yöntem. Bir tomografi. Yani klasik anjiyo gibi en azından damarın içine girilmiyor. Yani çünkü o ya koldan ya da kasıktan biliyorsunuz klasik anjiyoda giriliyor. Sonuçta biraz daha invazif bir işlem. Bu daha basit bir işlem. Sadece bir damar yolu açılıyor. Küçük bir damar yolu. Venden sadece bir ilaç veriliyor. O kadar. Yani evet, basit bir yöntem. Ama yani yani kesin işlem yapmak için yine klasik anjiyo yapmak gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Efendim, bize ulaşan sorularınızda özellikle diyorsunuz ki 1 yıl, 5 yıl, 6 yıl birçok karma sorularınızda geçmiş dönemlerde anjiyo yaptırdım ama bypass kararı çıktı. Yeniden anjiyo yapılması gerekiyor ya da anjiyonun çeşitleri yok. Var mı? Yok. Normal. Yani, koldan ya da bacaktan. Sadece giriş yerleri farklı. Giriş yani koldan ya da bacaktan yapılıyor. Kasıktan evet, yapılıyor yani. Evet. Ama yapılan işlem aynı işlem. Evet. Gelen sorularda efendim diyorsunuz ki anjiyonun sürekli yapılması bize zarar verir mi? Yok. Çünkü 4 kez anjiyo yaptıranlar da var. Biraz bypass'ı erteleyip ameliyatları anjiyoyla stent değiştirerek yoluna devam eden dostlarımız yani bize ulaşmış. Yani stentler tabii. Stent yapılıp bypass yapılmadan stentlerle idare edebiliyor. Ama tabii. Derecesi mutlaka öyle vardır değil mi hocam? Yani işte yani stentlerin tıkanma oranları falan önemli burada. Eğer stent takıldı, tıkanıklık olmadı. Çünkü stentlerin belli bir süre içerisinde tekrar daralma ve tıkanma oranları biraz ömrü yüksek. Ömrü var mıdır diye soru sorabilir yani, miyiz o zaman? Yani ömrü demeyelim de tekrar içinin tekrar daralması, tekrar içine ateroskleroz dediğimiz o pıhtı elemanlarının yerleşmesi ve oranın tekrar daralma ihtimali muhakkak var. Peki o daralma yani, ilaçlı da taksak yani son yıllarda hani ilaçlı stentler çıktı. Bu oranlar biraz daha düştü. Ama ona bile rağmen onlar da ani tıkanmalar olabiliyor. İlaçlı stentlerde de ani kalp krizleri olabiliyor. Normal klasik stentlerde yani ilaçlı stentlerde de yaklaşık %20 6 ay içerisinde %20'ye yakın şeyler var. Daralma oranları var. Evet. Peki o daralma ya da stentlerin değişimindeki sıkıntılar beslenmeden mi, kullanılan ilaçlardan mı, kilodan mıdır diye gelen sorularınızın cevabını alalım. Yani şimdi bu işin mekanizması aslında çok bilinmiyor. Yani çok faktör var. Yani bu ateroskleroz dediğimiz, yani bu damar sertliği dediğimiz olayın yani bir mekanizması yok. Yani şu bir gen değil, çok gen var. Çok genetik faktör var. Yani özellikle dediğim gibi bu ailesel hani yatkılı olan kişilerde çok da kendine de iyi baksan. Çok iyi sporunu da yaptın, hiç kilo da almadın, sigara da içmedin, her şey diyet, her şeyi sana yaptın ama yine tıkanabilir. O zaman bünye yapıyor diyebilir miyiz? Tabii yapıyor. Ama şöyle bir durum var. Yani daha genç yaşta olmuyor, daha ileri yaşlarda peki olabiliyor ve yani, eğer dikkat etmezse çok daha 30'lu yaşlarda mesela ailesinde var ise ve çok dikkat etmiyor, sigara içiyor, şey yapıyorsa bu ta o yaş 30'lara kadar iniyor. Ama çok dikkat ederse diyelim ki böyle 60'lı 70'lerde falan olabiliyor. Hiç ailesinde yok. Diyelim ki ailesinde hiç yatkınlık yok. Bunlarda oluyor mu? Bunlarda da maalesef oluyor. Bunlarda işte özellikle şeker hastalığı olanlar, sigara içenler, evet, obezde olanlarda, hiç ailesinde olmayanlarda da bu hastalık gelişebiliyor. Hikayesi olabiliyor. Tabii muhakkak oluyor. Peki hocam, izninizle yavaş yavaş telefonlarımızı almaya başlayalım. Ankara'ya gidelim. Yusuf Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, dinliyoruz sizi, buyurun. Evet. Hocam, iyi günler diliyorum. İyi günler, geçmiş olsun. Şimdi benim sürekli tansiyonumda bir yükselme vardı. Bazen yükseliyor, bazen düşüyordu. Evet. En sonunda da kalp damarında, ana damarlardan birinde artık genişleme yaptığını söyledi doktor. Bu da 4.2. Evet. Ancak 5 olduğunda da hemen acilen ameliyat etmemiz gerekiyor ve bu riskli de olabilir, evet, demişti. Evet, evet. Böyle biraz da tabii üzüntülüyüm. Evet. Şimdi şöyle, sizdeki aort anerizması, yani bu damar tıkanıklığı değil, bu koroner arter hastalığı değil ama
bu aort damarında, kalpten çıkan ana aort damarında bütün kanı sevk eden, vücuda, işte kollara, beyne, bütün bacaklara götüren ana damarda genişleme olmuş. Biz bunlara anevrizma diyoruz. Sizinki 4.2 aslında çok daha küçük, yani hani çok daha genişlememiş. Ama bunlar zaman böyle 4.5'un üzerine çıktı, 4.8, 9, 5'in, 5'in üzerine çıktıktan sonra bizim için riskli. Ne riski var? Bu belirli bir çapa eriştiği zaman, genişlediği zaman damar yapısı da çok inceliyor ve burada ani yırtılmalar, kanamalar olabiliyor. O zaman işte ölümcül seyredebiliyor. Genelde bizim böyle 5 santimin üzerine çıktığı zaman ameliyat tavsiye ediyoruz. Ama 4.2 çok düşük rakamlar. Yani çok korkmanıza falan gerek yok. Böyle sizin böyle yılda bir kere bir tomografiyle ya da bir ekoyla takip etmeniz yeterli. Bu çok hızlı ilerler ise ve çok 5 santime yaklaşırsa yani kontrol altında olmanız lazım. Eğer çok gerekirse ameliyat yapılabilir. Yani ameliyatta günümüzde bu tür ameliyatlar artık çok hani çok başarılı yapılıyor. Çok korkacak bir durum yok. O kadar endişelenmeyin. Tansiyonunuza dikkat edin. Sigarayı zaten kesinlikle bırakın. Sigara içiyorsanız. Bir takım ilaçlar var. O tansiyon ilaçları, onları düzenli kullanın. Çok korkmayın. 4.2 çok yüksek bir rakam değil. Yani normalde zaten sizin yaşlarda o aort genişliği 3.5 santim olması gerekiyor. 3-3.5 santim. Yani çok fazla bir genişleme değilsin ki, korkmayın. Çok geçmiş olsun başkentimiz efendim, sevgiler, saygılar. Zaten bilinçli bir hasta, kontrollerini de yaptırdığı evet, için korkmasına gayet endişe etmesine de. Evet. Yani bu da çok bizim hani aort anevrizması da, o da hocam, önemli evet. bir konu. Bu aort damarındaki genişleme maalesef bu aort seksiyonu diyoruz. Ani damarın içi ikiye bölünüyor, ayrılıyor ve içine kan doluyor ve damar yırtılıyor bir şekilde. Ve maalesef ani ölümlerle sonuçlanıyor. Özellikle genç yaş grubunda da çok sık görüyoruz. Böyle 40-50 yaşlarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Ve maalesef ölümcül seyrediyor çoğu. Büyük bir kısmını hani teşhis ölmeden önce tanısı. Yakalayabilirsek, teşhis koyabilirsek ameliyat yapıyoruz. Ki bunlar ameliyatlar da biraz zor ameliyatlar. Daha yani yırtıldıktan sonraki ameliyat riskleri biraz daha fazla. Eğer yırtılmadan önce ameliyat edersek risk çok daha düşük. Ama yırtıldığı zaman risk biraz daha artabiliyor. Yani aslında sık gözüken bir hastalık grubu. Temeli nasıl oluşuyor bu yani hastalığı? Temeli aort, bu damar duvarında zayıflık. Neden olur? Damar duvarındaki zayıflık birkaç sebebi var. Bir tanesi aort, büküsbüt aort diyoruz. Yani aort kapakçığı böyle 3 yapraklı değil 2 yapraklı oluyor. Ve bunlar da bu tür gruplarda, özellikle büküsbüt aort dediğimiz gruplarda, bu aort duvarındaki genetik olarak, yani nasıl genetik olarak 3 yapraklı değil de 2 yapraklı oluyorsa, aort duvarı da genetik olarak kolajen yapısını oluşturan bir takım enzimlerdeki problemlerden dolayı zayıf oluyor. Ve bunlarda aort damarı çok hızlı genişliyor. Yani bir takım genetik faktörler var işin içinde. Mesela Marfan sendromu dediğimiz bir grup var. Bunlarda bu tür hasta grubunda bütün hemen hemen çok sık gözüküyor aort anevrizmaları ve diseksiyonlar. Yani bunlarda genetik olarak aort duvarları zayıf. Yapısı, onu elastin ve kolajen oluşturan bir takım enzimlerden dolayı zayıflık oluyor ve bu çok hızlı genişleyip yırtılabiliyor. Bir kısım da tabii ki en büyük sebeplerden bir tanesi yani aterosklerotik dediğimiz, yani damar şeridine bağlı gelişen bu genişlemeler. Tabii bunların en büyük sebebi sigara. Yani özellikle çok sigara içenlerde. Yani bu aort damardaki genişleme hani kalbin hemen çıktığı yerde olabilir. Evet. Beyne giden o damarlar tuttuğu bölgede olabilir. Göğüs içinde olabilir ve karın duvarında olabilir. Aslında en sık gördüğümüz karın duvarında olan anezmalar. Yani bunlar erkeden tespit edilir, yırtılmadan tespit edilir ise aslında bir kısmına, çok büyük kısmına şu anda ameliyatsız yöntemlerle, sadece anjiyo gibi kasıktan girerek EVAR dediğimiz, TEVAR dediğimiz yöntemlerle stent koyarak bu işler aslında çok onları rahat, biliyorsun. Artık günümüzde çok rahat halledilebiliyor. Ama yırtıldığı zaman tehlikeli. Yani hangi bölgede yırtılırsa yırtırsın, kanama olursa ve diseksiyon olursa onlar tehlikeli. O, yani önceden tespit etmekte çok büyük fayda var o yüzden. O aşamaya gelmeden o zaman kendimiz önemseyeceğiz efendim. Kendimizin tabii değerli olduğunu yaşamalıyız. Yani en azından bir eko yapılsa ya da bir batın ultrasonundan, zaten bunlar
çok rahat tespit edilebiliyor. O zaman bedenimizi tanıyoruz efendim, anladığımız kadarıyla. Değerli hocamızdan, sigaradan uzak bir yaşam. Burada sigara çok önemli. Beslenme yani, çok çok önemli. Uyku düzeni, stressiz yaşam. Evet, onların hepsi var tabii. Hepsi hayatın içinde mutlaka bak, var ama az en çok sigarayı söylüyorum yani. Sigara. En çok sigarayı ve obezite yani. İkisi en çok. Ve şeker hastalığı. Yani zaten şeker hastalığı da obezite ile ilişkili. Zaten obezite oluşmazsa yani göbek çeviren normal sınırlar içerisinde olsa, kilo almazsa zaten ve düzenli biraz da egzersiz yaparsan zaten şeker hastalığına yakalanma oranı çok düşüyor zaten. Yani ailesel olarak hani çok yatkın da olsanız eğer bunlara dikkat ederseniz zaten şeker hastası olmayabilirsiniz. Ama yine olabilirsiniz ama oran çok düşüyor. Aza indirmiş. Tabii çünkü şeker hastalığının özellikle tip 2 diyabet dediğiniz grubun yani genetik faktörler çok etkili ama yani bütün dünyada son yıllarda çok arttı şeker hastalığı. Yani en büyük sebebi de obezite. Evet. Ve hareketsiz yaşam işte dediğiniz gibi yani. Yani bu ikisi yani obezite de işte hani iş yine geliyor, yeme içmeye geliyor. Tabii ne yapacağız işte? Demek özellikle, ki bir beslenmede sıkıntı beslenmede var ama sıkıntı nerede var, yanlış yapıyoruz biraz var. İrdeleyelim efendim. Kısacık bir ara, daha sonra buradayız. Sağlıklı hayatta bugün kalp ameliyatlarını konuşuyoruz. Kalp ameliyatları hangi durumlarda yapılır? Riskleri nelerdir? Tüm sorularınız ve cevapları için kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenal stüdyo konuğumuz. Efendim, kısa bir aranın ardından rejideki ekip arkadaşlarıma o kadar önemli sorular yöneltiyorsunuz ki biz de kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenal hocamızla sizlerle birlikte öğrenmeye devam ediyoruz soruların cevabını. Özellikle diyorsunuz ki tansiyon, kolesterol, şeker hastalığım var. Kiloları verdiğim zaman ilaçlar artık bizi kullanmakta biraz yıprattı. Kullanmak da istemiyoruz. Bırakma ihtimalimiz var mıdır kiloları verince diye sorular çoğunluk olduğu için cevabını birlikte dinlemiş olalım. Hocam kilolar artık tabii, gidiyor. Yani şimdi İlaçlardan şöyle, uzak yaşayabilir miyiz? Obezite olduğu zaman şeker hastalığı ve şeker kontrolü çok zor. Tansiyon yüksekliği artıyor. Yani tansiyon çıkıyor ve tansiyon kontrolü çok zor. Kolesterol de aynı şekilde. Evet. Eğer kiloyu verirsek gerçekten tansiyonumuz belirli bir süre sonra yani yine de takip etmek şartıyla biraz daha kontrol altına alınabilir. Belki ilaçları belki azaltmak gerekebilir. Aynı şekilde şeker hastalığında da aynı şekilde kiloyu eğer verebilir isek miktarları azaltmak gerekebilir. Belki insülin kullanıyorsa belki insülinden hani kurtarabilir ya da ilaç dozları biraz azaltılabilir. Aynı şekilde kolesterol için de bu söylediklerimiz geçerli. Yani o kilo verdiğimiz zaman ilaçları ama yine de takip etmek şartıyla azaltılabilir. Kontrol. Kesin söylemeyeyim. Yani yine de bakmak lazım. O yani. Zaman kesin bırakmıyoruz. Kontrol altına alınabilir. Tabii. Sayı ama azaltılabilir. Yani miktarı azaltılabilir. Ama yine kontrol etmek şartıyla. Evet. Peki ameliyatları çok merak eden izleyicilerimiz oluyor. Çünkü stentle artık tedavi sonucunu elde edemiyoruz. Doktorlarımız da artık bypass kararı şarttır tanısını koyduktan sonra ameliyattan da kaçış yok diye gelen sorular var ama tam benim konum olduğu için daha detaylı bazen siz doktorlara gelindiği zaman hepimiz soruları hazırlıyoruz ama heyecandan soruları unutup ameliyat kafamızda yerleşip sonrasında unuttuğumuz sorular oluyor. Tam da bize göre sorular, konular olduğu için efendim daha detaylı bilgi almak istiyoruz diye gelen sorularınızın cevabını birlikte dinleyelim. O zaman ameliyatlara biraz değinelim hocam. Karar çıktı. Biraz bypass ameliyatlarına ilgili. Bypass ameliyatları yani dünyada şu anda çok yaygın. Yani ben mesela bu işe ilk başladığım yıllar diyordum herhalde bypass ameliyatları bir 10 yıl sonra hani bundan 15 yıl önce 10 yıl sonra 15 yıl sonra biter. Bu iş çözülür diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Yani hala bu ateroskleroz olayı ve bu damar sertliği olayı hala çözülmüş değil. Hala daha önleme mekanizmalarını tam oluşturmuş değil. Genetik şeyleri tam hepsi çözülmüş değil. Ve bu yüzden bu hastalık süresi, bu hastalıklarda olduğu süre içerisinde bypass ameliyatları da çok hale çok yaygın ve çok başarılı. Yani bundan bir 20 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre çok çok başarılı. Şartlar değişti evet, evet. Değil yani mi hocam? Tecrübe, ameliyat, bilgi, teknoloji. Riskleri çok %1'lerin altına düştü. Çok düştü. Risk olarak çok az ve başarı oranları da daha çok yüksek.
Yani çok yaygın, dünyada çok yaygın hala ve çok hala başarılı yapılıyor. Yani şu an çok korkacak bir ameliyat değil. Eğer stent takılmışsa ya da hiç stent takılmadan da bypass yapıyoruz tabii. Ama stent takıldı, stentler tekrar daraldı. Yani stentler tekrar daraldıktan sonra genelde bypass'a yöneliyor kardiyolog arkadaşlar. Çünkü tekrar stentin içine stent koymak, yani hadi 1-2 baktı olmuyor. Ondan sonra tabii bypass gerekebiliyor. Hastanın yani, konfor bypass, açısından yani, da. Yani bypass evet. Aslında yani sonuçları itibariyle yani stentten falan daha üstün. Yani uzun dönem sonuçlarına bakıldığı zaman. Evet. Yani hem kriz riski daha az, tıkanma oranları daha az, uzun yıllar tekrar bir işlem görme oranları daha az. Evet. Onun için bypass'tan çok korkmamak lazım. Hele dünyanın evet, efendim. Çok da çok da yaygın ve çok da dediğim gibi risk oranları düşük. Yani burada çok sizlere güvenerek yok. Teslim evet, olmakta. Evet, çok korkmamak lazım. Evet, evet. O yüzden efendim dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında kalp rahatsızlığı da ilk sıralarda yerini alıyor değil mi yani, hocam? Evet. O yüzden de şu anda kanserle böyle başa baş gidiyor. Başa baş gidiyor evet. Ama çok değerli hocalarımız Türkiye'de bizlere hizmet ediyor. Korkmayınız efendim. Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte bilgi tecrübesi arttı. Cihazlarla birlikte tabii, tabii. Yeniliklerin yani, tecrübe değil mi? Çok arttı. Evet, yani tecrübe. Herkes öğrendi. Her yerde çok rahat yapılıyor. Evet. Mehmet Bey dinleyelim hocam. Mehmet Bey de özellikle telefonda bir yarım saattir bekletiyoruz ama hatta tamam. Mısınız efendim? Sizin sorunuzu da dinleyelim. Üzerine kaldığımız yerden devam edelim hocamızla konuşmaya. Evet efendim. Buyurun efendim dinliyoruz canlı yayında sizi. Ben hocama bir soru sormak istiyorum. Evet. Buyurun. Aort kökü değişimi oldu bende. Ameliyat oldum. Çok güzel. Geçenlerde de eko çekildi Çapa Tıp Fakültesi'nde. Tamam. Orada bazı yorumlar var. Onları sormak istiyordum. Buyurun, buyurun. Ne yorum? Sol atriyum hafif geniştir. Tamam. Diğer kalp boşlukları normal. Çok genişlikleri. Güzel. Tamam. Sol ventrikül duvar kalınlıkları artmıştır. Tamam, normal. Hareket amplitüdü normaldir. Tamam. Aort pozisyonunda protez kapak mevcuttur. Tamam. Protez kapak konfeksiyonu normaldir. Mitral kapakların ekojetenleri ve kalınlıkları hafif artmıştır. Evet. Hareket amplitüdü normaldir. Diğer kapak yapı ve hareket amplitüdü normaldir. Septumlar intikadır. İntaktır, evet. Perikard sıvısı yoktur. Tromboz görülmedi diyor. Tamam. Şimdi ekon gayet güzel. Ekon gayet güzel. O olanlar hepsi olabilecek şeyler. Yani o sol atriumun biraz genişlemesi işte normal midir? Tabii. Hepsi normal. Yani senin zaten çok büyük bir ameliyat olmuşsun. Yani o aort kökü değişimi ameliyatı biz Bentall'de bunu ameliyatı diyoruz. Yani çok özel bir ameliyattır. Çok yani teknik biraz olarak da zor. Teknik olarak zor bir ameliyattır. Evet. Ama başarı yani uzun dönem sonuçları çok iyidir. Yani uzun dönem sonuçları çok iyidir. Yıllarca hiçbir problem yaşanmaz. Sadece size hani mekanik kapak takıldığı için işte kan sulandırıcı hani bir kullanmanız gerekecek. Onun dışında kolay yani o kan sulandırıcınızı iyi kullanırsanız, iğneli testlerinizi iyi zamanda yaparsanız, takip ederseniz hiçbir problem olmaz. Ki yaptığınız ekoda çok iyi, hiçbir problem gözükmüyor. Gayet iyi gözüküyor. Hiç korkmayın. Çok başarılı şanslı bir ameliyat olmuşsunuz. Evet. Uzun dönemde hiç kolay kolay bir sıkıntı olmaz. Kumadin ilacınızı iyi kullandığınız süre içerisinde. Emeğe geçen bütün doktorlarımıza teşekkürlerimizi buradan iletelim efendim. Siz de şanslısınız. Çok geçmiş olsun. Sağlığınıza dikkat edin efendim. Hüseyin Bey de izninizle bir merhaba diyelim hocam. Sonra tekrar kaldığımız yerden izleyicimizin hastalığını biraz açalım diye yani bu düşünüyorum. Bu aort aneurizmasına da giriyor. Yani evet. Bu aort damarı genişlemiş. Aynı zamanda aort yani kapak bulunduğu bölge, anulus bölgesi de genişlemiş. Bu anüle aortik ektazi diyoruz biz bunlara. Eğer bu genişleme olduğu zaman aort kökünü de değiştiriyoruz. Hem asenden aortu değiştiriyoruz. Aynı zamanda kökü de değiştiriyoruz. Kök dediğim zaman buradan kökten ne çıkıyor? Şeyler çıkıyor. Koroner arterler yani kalbe kan götüren damarlar da çıkıyor.
Kökten bir temizlik. Evet, o zaman onları o kalpten çıkan damarları da ayrıca o grafte implant ediyoruz. Evet. Yani biraz teknik olarak biraz daha zor. Meşakkatli. Yani, kanama riski falan biraz daha fazla. Ama çok, yani bizim de çok yaptığımız bir ameliyat. Evet. Sonuçları da çok iyi. Yani ameliyat sonrası bir problem olmazsa uzun dönem sonuçları oldukça başarılı bir ameliyat. Ellerinize sağlık hocam. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık. Hüseyin Bey, siz de dinleyelim. Hatta mısınız? Alo. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hocam önce teşekkür etmek istiyorum. Giray Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok harika bir program çıkarıyorsun şu anda. Sağ olun. Yararlı bir program. Sağ olun. Ben aslında ismini de dile getirebilir miyim? Bir mahsuru var mı? Dinliyoruz sizi. Buyurun. Hastanın ismini dile getirebilir miyim? Yani? Hastane ismini veremiyoruz ama biz sizi dinleyelim efendim. Buyurun. Neyse. Sizin bildiğiniz bir hastane. Ameliyat oldum. Başarılı bir ameliyat oldum. Fakat maalesef sigarayı bırakamıyorum. Ve devamlı o korku var. Acaba yani yeniden bir kriz geçirebilir miyim diye. Bunun nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hocam özellikle İstanbul'dan Esat Hoca'ya Hüseyin Hacı Deli hastanız istiyorum. Olur. Evet, benim biliyorum Hüseyin Bey'e. Evet. Ali Bayram'a, Ali Bey'e şu anki programı sunan arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. Tamam Hüseyin Bey, tamam. İki sene önce bir ameliyat olmuştum. Çok başarılı bir ameliyat fakat hala sigara bırakamıyorum. Hüseyin bu Bey. Bu konuda bize herhangi bir yardımınız olabilir mi? Vallahi bu çok sık bir karşılaştığımız problem. Aslında bir kısım hasta bir daha pişman oluyor. Tövbe, bir daha içmeyeceğim diyor. Hocam virgül koyalım da Hüseyin Bey, bizim tanıdığımız Hüseyin Bey misiniz? Ali Rıza Cam'ın hastalarından evet, evet. Hüseyin ben Bey. Evet, hatırladım Hüseyin Bey. Evet. Sigarayı evet, bırakamayanlardan. Evet, 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 evet. Bırakamayan gruptan. Maalesef var böyle birkaç hastamız var böyle bu şekilde. Yani yani sigara içip de ameliyat ettiğimiz ve bırakamayanların oranı yaklaşık böyle %20-30 falan. Aslında büyük bir kısmı bırakıyor. Benim eniştemdi hocam. Evet, ama bir kısım böyle bırakamayabiliyor. Yani şöyle bir problem var. Şimdi tamam, biz size bypass yaptık. Şu anda damarlarınız gayet iyi. İlave damarlarınız oldu. Kalbe yeterince kan gidiyor. Bir problem yok. Yalnız bu ateroskleroz dediğimiz, yani bu damar sertliği olayı biten bir olay değil. Yani biz yaptık, bitti. Öyle bir şey yok. Bu hastalık devam ediyor. Yani bizim yaptığımız damarlar tıkanabilir. Bizim yapmadığımız, daha önce diyelim ki ameliyat sırasında normaldi damar. O damarlarda ateroskleroz gelişebilir, o damarlar tekrar daralabilir, tıkanabilir. Yaptığımız, bypass yaptığımızın ilerisi tekrar daralabilir, tıkanabilir. Yani bu süreç devam eden bir süreç. Onun için muhakkak dikkat etmemiz lazım. Yani bu risk faktörlerini ne kadar azaltır isek, bu ateroskleroza sebep olan risk faktörlerini ne kadar azaltır isek, bu hastalığın tekrarlama oranını o kadar düşürürüz. Bu biraz sizin elinizde olan bir şey. Yani sigara en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. İşte dediğim gibi şeker hastalığı, obezite en büyük risk faktörü bunlar. Ve yüksek kolesterol. Yani bunları kontrol altına alır isek yıllarca, bizim bypass ameliyatlarından sonra yıllarca hiçbir sıkıntı yaşamayız. Şöyle diye 10 yıl, 20 yıl yani hakikaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama yani dikkat edilmediği süre içerisinde birkaç yıl sonra bu damarlar, yaptığımız damarlar tıkanabilir. Yapmadığımız normal, daha önce normal olanlar tıkanabilir. Yaptığımızın ilerisi tıkanabilir. Yani kriz geçirme riskiniz olabilir. Ani tıkanmalar. Çünkü sigara kalp krizini de biliyorsunuz riskini artırıyor. Yani bu riskler devam ediyor. Onun için bir şekilde yani çok uğraşmanız lazım. Yani sigarayı tamam bırakmak hakikaten kolay bir şey değil. Zor bir şey. Ama isterse olmayacak bir şey değil tabii. Evet. Yani biraz çok daha istemek lazım. Çok daha inatlaşmak lazım. Gerekirse işte destek almak gerekiyor. Destek almak evet. Lazım. Ama sonuçta yine iş kafada bitiyor. Yani ne kadar destek alırsanız alın, ne kadar şey yaparsa yapın, eğer bu kafada inatlaşmazsanız, ki bu inatlaşma ömür boyu bir inatlaşma. Yani evet. Yani anlık bir boşluğunu bulduğu anda aslında nasıl hemen tekrar başlanabiliyor tekrar sigaraya başlayın, maalesef. Evet. Yani bir kere için bir şey olmaz dediğin kötü anda arkadaşlardan, ondan sonra tekrar başlıyor. Hiç elinize almamanız lazım sigarayı. Kötü arkadaşlardan pakete uzak bile duruyoruz efendim. Uzak durmak lazım. Evet. Ele almamak lazım. Almamak gerekiyor. Aldığınız anda geçmiş olsun. Evet. Peki hocam, devam edelim izninizle yeniden. Elazığ'a gidelim. Elazığ'dan Ekrem Bey, hatta mısınız efendim? Evet. Hoş geldiniz. Dinleyelim efendim. Elazığ'da sevgiler, saygılar. Bayağıdır Elazığ'la görüşmüyorduk. Tamam. Buyurun. Benim ben geçen dönem
kalp krizi geçirdim de Şubat'ın 10'unda. Evet, geçmiş çok olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Ondan sigara içmiyorum da kilo biraz almışımdır. Onun zararı var mı? Bir de şeker hastalığı da var. Şimdi şeker hastalığı var, kilo var, tabii bunlar olmaması lazım. Yani kiloyu muhakkak tabii almaman lazım. Özellikle evet. Varsa da vermen lazım. Peki anjiyo yapıldı mı? Stent falan takıldı mı? Anjiyo stent takıldı. Çok güzel, tamam. Tam anjiyo yapıldı, stent takıldı. Yani bundan sonra işte dikkat etmen lazım. Yani demek ki sizin damarlarınızda problem var, ateroskleroz var. Yani damar sertliği var, gelişiyor. Muhtemelen ailesel yatkınlık da var. Zaten şeker hastalığı varsa zaten damar sertliği muhakkak hemen hemen oluyor. Yani şeker hastalığı demek koroner kalp hastalığı eş değer. Yani şeker hastalığı olduğu zaman koroner arter hastalığı olma ihtimali çok yüksek. O zaman şeker hastasıyız artı kalp hastalığı olabiliriz düşüneceğiz. Eş değer yani. Evet. O kadar önemli şeker hastalığı. Onun için şeker yani kilo da hem şeker hastalığına sebep oluyor. Evet. Hem de şekerin kontrolünü çok zorlaştırıyor. Tam şeker hastası oldunuz ama en azından kiloyu verirseniz şekerin kontrolü daha kolay olur. Belki insülin ihtiyacı az olur, işte ilaç miktarları azalır ve kontrolü daha iyi olur. Eğer zaten şeker kontrolü iyi olur ise bir problem olmaz. Yani şeker hastasısınız ama kontrolü altına alırsanız şekeri, eğer şekeriniz yükselmez ise bundan sonraki yıllarda bir problem yaşamazsınız. Ama kilo çok önemli. Yani muhakkak kiloyu vermeniz lazım. Bir de az önce çok güzel bir cümle kullandınız. Çünkü sizlerden gelen sorularda da dediniz ki az önce kilo verirsem ilaçlardan da azalma olabilir mi? Hocam onun müjdesini de verdi. Kontrol altında günlük 5 ilacınız varsa belki 2'ye inecek değil mi yani hocam? Yani işte o takiplerle evet. Azaltılabilir ama yani öyle kafadan azaltmak yok. Ezbere yok. Peki hocam izninizle bir telefon daha alalım. Kocaeli'den efendim Cengiz Bey bize ulaşmış, duyabiliyor musunuz? Cengiz Bey, efendim televizyonun da sesi çok açık olduğu için sesler yankı yapıyor efendim. Rahat duyamayacağız birbirimizi. Hoş geldiniz. Tamam. Biraz sesi kısalım televizyon efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Dinliyoruz efendim. Hocam, ben bir kalp hastasıyım. 2002'de bypass geçirdim. Geçmiş olsun. 2004'te tekrar kalp krizi geçirdim. Değişen damarın biri tıkalı çıktı. Başka bir damar da vardı. Evet. O zaman 2 stent koyuldu. Evet. Ondan sonra 2008'de tekrar kalp krizi geçirdim. 3 stent koyuldu. Bu yılbaşı akşamı da tekrar kalp krizi geçirdim. 3 stent koyuldu. Maalesef. Kilom az. Evet. 57-58 kiloyum. Çok güzel. Fazla bir kilom yok. Son çekilen şeyden sonra hastaneye çıkışında eko çekildi. Evet. Bana verilen bilgi, ya bu kadar kalp krizi geçirdin de nasıl oldu bu kalbe hasar vermedin? Evet, evet. Kalpte hiç hasar yok denecek kadar az. Çok iyi, evet, evet. Ama bu tıkanmalara benim aklım ermiyor hocam. Yaşınız ya, kaç? Yaşınız? 63. 63. Yani işte çok bu genç, evet. Yani maalesef işte genetik faktörler var. Yani bak kilon iyi, çok iyi. Belki sigarayı da bırakmışsınızdır, değil mi? Sigara içiyor musunuz? Yok, sigara içiyorum. Çok güzel, tamam. İçiyorum. Beslenmeyi de tam içiyor, güzel yapıyor. Değil mi sigara? Sigara içmiyorsunuz değil mi efendim? Sigara kullanmıyorsunuz. İçiyor. İçiyorum. İçiyorsunuz. İçiyordum daha doğrusu. Dum. Bıraktınız. İçiyordum. Evet. Tamam. Yani işte yani bu hastalık demin de anlattım. Bu biten bir hastalık değil. Yani bypass olduk bitti diye bir şey yok. Yani eğer dikkat etmezsek, bak sigarayı devam ettiğiniz süre içerisinde zaten sizde muhtemelen genetik olarak bir damar sertliği yatkınlığı var. Damarlarınız tıkalmayan meyilli zaten. Sigarada içtiğiniz süre içerisinde bu damarlar tabii tekrar böyle tıkanabilir. Yani dikkat etmek lazım. Böyle gerekli zamanlar işte stentlerle en azından kurtarabiliyoruz. Gerekirse tekrar ameliyat da yapabiliyoruz. Yani olabilir. Yani ikinci kez ameliyat yapmıyoruz diye bir şey yok. Yapabiliyoruz. Yani kalbinizin korunması da tabii bir şans. Yani böyle yaygın hastalarda ateroskleroz gelişen hastalarda kolateral dediğimiz vücudun kendi yaptığı bypasslar çok geliştiği için zaman içerisinde, yıllar içerisinde böyle krizler esnasında kalp çok hasar görmeyebiliyor.
Yani öyle bir şansınız var sizin. Yani hasar görmemesi çok iyi. Yani bu şekilde artık biraz sigarayı bırakırsan biraz da evet. iyi olur yani. Sigarayı evet, bırakmanız evet. lazım. Evet. İyi tarafından bakarsak evet, şanslı yani bir şanslısınız evet. bir bakıma. Yani biraz ventrikül fonksiyonları da bozulabilirdi. Kalp biraz bozulabilirdi ama bozulmamış. O bir şans. Ama bozulmayabilir de yani hakikaten evet. böyle çok görüyoruz. Evet. Ama sigara işini çözmeniz lazım yani. Bozulmaması güzel ama sigaraya devamsa efendim o biraz... Tekrar tıkanacağız evet, yani. Evet tıkanacak. Sizinle efendim röportaja geçmiş dönemlerde geldiğimde orada bir grup kalabalık ekip sizi bekliyordu. Sigarayla efendim bir hikaye var sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü kalp ameliyatı yapan Ali Rıza Hocam ve ekibiyle danışanlarını dinliyorum ben de. Ve sigarayı az önceki izleyicilerimiz gibi bırakamadığını dile getiriyordu. Ve orada ekibiyle birlikte Ali Rıza Hocam'ın sizin adınıza nasıl üzüldüğünü bir hissetmenizi görmek isterdim. O kadar üzüldünüz ki keşke ameliyatı yaptırmasaydınız. Yeniden başa dönme ihtimali olacak. Biz 4-5 saat ameliyatta sizi hayatta tutundurmak için efendim ekibimizle birlikte mücadele verirken siz yarışı kaybetmek için elinizden geleni yapıyorsunuz diye sitem etmişti. Orada ben de çok duygulanmıştım. Bu kadar kötü bir durum değil mi hocam? Ya işte ya sigara hakikaten en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Yani içtiğiniz süre içerisinde tıkanma oranları maalesef yüksek. Yani tekrar tıkanabilir, tekrar tıkanabilir. Yani bu işin sonu yok. Yani bırakırsanız bu oranlar çok azalır. Yani mesela 2-3 kez kriz geçirmeyin. Belki bir krizle belki kurtaracaktınız. Sigara içmeseydiniz. Belki de hiç kriz geçirmeyecektiniz. Yani hani yine geçirebilirsiniz ama sigara burada çok önemli bir faktör yani. Evet. Burada şimdi ameliyat evet sizin adınıza karar çıktıysa yapılması gereken en önemli bir uygulama. Ama sonraki aşama ameliyattan sonra bizi neler bekliyor? Sigara içiyorsak, beslenmemize dikkat etmiyorsak, kötü sosyal yaşantımıza devam ediyorsak kaldığımız yerden, evet. uyku düzenimiz yoksa yeniden aynı rahatsızlığı yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Değil yani mi? Tabii yani risk faktörlerini işte azaltmak lazım. Yani risk faktörleri aslında hepimiz biliyoruz. Yani işte bir söyleyeyim sigaraydı, şeker hastalığıydı, tansiyondu, kolesteroldü. İşte stresli hayattı, evet. işte uykusuzluktu, belki hareketsizlikti. Yani birkaç tane, yani genetik faktörleri zaten biz engelleyemiyoruz. Ona yapacak çok bir şey yok. Yani hani genetik olarak bu işi hani çözelim aşamasında daha değiliz. Yani bir takım sürüsüne birkaç tane gen var. Çok bu konuda ateroskleroz gelişiminde etkili genler falan ama bir tane değil yani. Çok faktör var. Onun için yani bu işe çözüm bulamıyoruz şu aşamada. Belki ileriki yıllarda belki çözüm buluruz. Eğer zaten bulursak bu aterosklerozu engelleyebilirsek yani insan ömrünü herhalde bir 20-30 yıl falan uzatabiliriz. Yani. Bir de bypass ameliyatları Türkiye ve dünyada başarının çok yüksek olduğunu biz yazılı ve görsel evet, evet. basından takip ediyoruz. Yani dünyada ama... artık %1'lere normal yani çok risk grubu değilse hani çok yaşlı işte böbrek hastalığı, akciğer hastalığı ciddi başka bir problemleri yok ise ameliyat riski çok düştü. %1'lere evet. düştü, altına düştü yani. Şimdi gelen sorularda Mustafa Bey siz de dinleyelim. Hattaysanız size de merhaba diyelim. Gelen sorularda deniliyor ki kendime dikkat ettim. Bazen de evet hocamın kuralları dışında yaşadım ama ikinciye, üçüncüye bypass ameliyatı oldum. Neden oldum bypass? Tekrarlama benim vücudumda ne gibi sıkıntılar yaratabilir diye gelen sorularınız var. Öncesinde Mustafa Bey sizi dinleyelim. Daha sonra da iki cevabı bir almış olalım. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyi, çok şükür. Her şey yolunda. Hocama buradan selamlar söylüyorum. Sağ olun. İstanbul'dan bize. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Çok iyi hocam. Yalnız bir gün sigara içiyorum, bir gün içmiyorum. Terk edemedim. Ne yapayım hocam? Gayet iyiyim yani. Eskisinden çok iyiyim hocam. Ellerinize evet. sağlık hocam. Şimdi şöyle, o zaman 365 günün yarısında içiyorsunuz, yarısında içmiyorsunuz. Ne kaç tane içiyorsun evet, günde? Evet. Doğru soru efendim. Evet, evet. Kaç tane içiyorsun günde? Bilirim hocam bunu. Kaç sigara içiyorsun günde? Günde aşağı yukarı 10 sigara içiyorum hocam. Bayağı içiyorum. Ameliyat yani. Öncesi kaç sigara içiyordunuz peki? Ameliyat öncesi 4 paket içiyordum efendim. Günlük 4 paket. %70. Yani 80 tek sigara.
%70 azaltmış. Vallahi işte bırakmaya çalışacaksınız, evet. Yani başka bir çaresi yok. Yani zaten 10 taneye düşürmüşsünüz. Yani bırakırsanız çok daha iyi olur. İleriki yıllarda çok daha rahat edersiniz. Ama yani 80'den 10'a düşürmek, o da bayağı büyük bir başarı yani. Evet. Evet, başarı. Şimdi Mustafa Bey'in sesi gayet güzel geliyor. Ne güzel vücudunu ameliyat ettiğiniz hastalardan, evet, ve ellerinize sağlık hocam. Bir de efendim ne güzel yeni bir hayata tutunmuşsunuz. Kendinize kötülük etmeyiz, ne güzel işte. Ona da indirmişsiniz sigarayı. Gönlümüz tamamen bırakmanızdan yana. Dikkat ediniz efendim, sigara. Efendim sizleri bırakmadan siz sigarayı bırakın ki zaferi kazanmış olalım hep birlikte. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eklemek istediğiniz son sözler varsa alalım. Sonra kapanışa gidelim izninizle. Yani sigara baş düşmanımız. Tabii, evet, mutlaka. Sigara, yani yine söylediğim iki şey. Sigara ve obezite. Yani, evet. Bu iki şeyi çözersek en azından biz elimizden geleni yapmış oluruz. Yani bunlar çünkü bizim yapabileceğimiz şeyler. Yani sigarayı içmeyiz, obeziteye yakalanmasak yakalanmayabiliriz yani. Biraz beslenme çok çok önemli efendim. Biraz nefsimize hakim olursak zaten kilonun 10 kilo fazlamız varsa 5 kilosunu vermiş oluyoruz. Sadece azim ve istek çok çok önemli burada. Buradan bizleri izlediğiniz için efendim, Türkiye ve dünyanın her yerinden sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yarın yeniden aynı saatte karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık.